hoş geldiniz. Bugün sizlere tırnaklarımın sırrını açıklayacağım. Aslında firmaya yazmıştım, işte reklamınızı yapabilir miyim vesaire diye açık konuşacağım. Çünkü daha önce yaptığım tırnak videolarına benzemeyecek. Gerçekten bir ürün tanıtımı gibi bir şey olacak aslında. Kimsenin hakkına girmek istemezdim. Girmiyorum da zaten herhalde büyük bir ihtimal. Ya, inşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur. İlk defa YouTube'da sadece gerçekten bir video boyunca bir ürün hakkında konuştuğum için kendimi şu an biraz tuhaf hissediyorum. Hani doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Pardon bu arada, telefonumu sessize alayım. Bilmediğim için şu an gerçekten yaptığım yasal yollardan doğru mu değil mi bilmiyorum ama çok istediniz, çok bilmek istiyorsunuz. Ben de tabii ki sizi meraklandırdım. Bir yerde benim de suçum, benim de hatam var. O yüzden dedim ki boş ver, zaten yapmam gerekiyordu. Çünkü bir tanesi düştü. Size bu videoyu artık göstereyim, yapayım. Evet, ben bir süre önce Instagram'da bu tırnaklar reklam olarak önüme çıktı. Tam olarak şu markadan bahsediyorum. Nail D olarak geçiyor. Ve bu tırnaklar görebildiğiniz kadar yapıştırmalık tırnaklar. Bunları yapıştırıyorsunuz sadece. Şöyle göstereyim tekrar. İster ekran görüntüsü alın, ister kenara bir yere yazın ismini. Bilgi kutusuna da koyacağım mutlaka linkini. Diyorum ve hep unutuyorum. Bu sefer unutmam inşallah. Dediğim gibi aslında hiçbir şekilde reklam değil, hiçbir şekilde işbirliği de değil. Kendim aldım. Şu an benim tırnaklarımdaki olan da bu markanın tırnakları. Farklı bir renkti, böyle beyaz bir renkti, beyaza yakın bir renk. Şey diyorlar, fall off diyorlar, natural diyorlar, bazı yerler ombre diyor. O tarz bir tırnaktı. Ama ben bunları boyamıştım. Böyle bir bordo rengine boyamıştım. Her neyse, lafı çok fazla uzatmayacağım. Bugün bunları takmak istiyorum. Bunlar yaklaşık 2 haftadır tırnaklarımda. Ama yine de istediğiniz zaman çıkartıp geri takabilirsiniz. Bu arada kızlar evde, o yüzden sağdan soldan ses geldi mi lütfen. Kusura bakmayın. Bu da benim gerçeğim, yani öyle istediğim gibi çok profesyonel videolar çekemiyorum maalesef. Çünkü çocuklar hep yanımda. Değil mi Sude? Ya. Ama zaten benim kanalımdan öyle bir beklentinizin olmadığını bildiğim için biraz da o rahatlık da var tabii ki. Buyurunuz hanımefendi. Mandarin istiyor kendisi. Soydum. Buyurun. Evet. Dediğim gibi bu tırnakları istediğiniz zaman çıkartıp geri takabilirsiniz. Bu tırnakları toplamda 4 kere kullanabiliyorsunuz. Yani çıkarttıktan sonra tekrar taktığınız zaman, yani çıkarttığınız zaman toplamda 4 kere tekrar takabiliyorsunuz bu tırnakları. Ve bir takmada 3 haftaya kadar kullanabiliyorsunuz. Ben şu an 2 haftayı doldurdum. Bu düştü ama neden düştü biliyor musunuz? Fırını temizlediğimin ertesi günü düştü. Çünkü ellerim çok fazla uzun süre suyun içindeydi. Ve çok hırpaladım tırnaklarımı, tabii ki temizlik yaparken öyle oluyor. Yoksa yani rahat bir hafta daha giderdi bunlar. Bu da yani süper bir şey gerçekten. Eskileri sökmek için ne yapmak gerekiyor? Ben buraya bir kase sıcak su hazırladım. Ve sökmek istediğiniz tırnakları, yani hangi eli önce yapmak istiyorsanız, önce onu suya sokarak bekletiyorsunuz. Şimdi bir 5 dakika bekletelim. Ve tırnaklarınızı bir süre suda beklettikten sonra şöyle bir çubuk var paketin içinde. Bu çubukla şöyle yanlardan girerek tırnağı kaldırarak kendi tırnağınızdan söküyorsunuz. Böyle bir tanesini söktük bile. Şöyle.
Bu sizi korkutmasın. Bunlar yapışkanın artıkları. Bunu şimdi her tırnakla yapacağım. Dediğim gibi şöyle kenarlardan girerek dikkatli bir şekilde yavaş yavaş kaldırarak sökebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet kolay oluyor ama çok da güzel yapışıyor yani. Ben şimdi bunu kameraya fazla dikkat etmek zorunda kalmadan, yani şöyle elimi kaldırarak bütün tırnakları sökeceğim bu şekilde. Ondan sonra devam ederiz. Hem şeklini biraz törpüleyeceğim. Yani tırnak videosu çekmek gerçekten çok zor. Evet. Biraz hem şeklini törpüleyeceğim hem şu üstünü törpüleyeceğim biraz. Çok fazla değil. Eski yapışkan artıklarını yok etmeye çalışacağım. Yani daha düz bir tabaka oluşturmak istiyorum aslında. Ki birazdan tırnakları yapıştırdığım zaman daha iyi tutsun. Evet, törp işlemini bitirdikten sonra tırnaklarımın hali böyle. Şimdi suya batıracağım tekrar temizlemek adına. Ve yanıma almış olduğum şu dezenfektan bezleriyle üstünden geçeceğim tırnakların. Evet, tırnakların hali şimdi bu. Ben bu tırnakları kullanmadan önce jel tırnak yaptırdığım için bir stüdyoda. O yüzden tırnaklarımın hali şu an kötü, evet. Ama ben bunun hiçbir şekilde bu tırnaklardan bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonuçta sadece bir yapışkan var üstünde. Gitgide de bu durumun düzeleceğine inanıyorum bunları kullandıkça. Şimdi de size şunu göstereceğim. Burada toplamda, kutudan okuyayım tekrar. Toplam 24 tane tırnak var bu paketin içinde. Ve her parmağınıza göre uygun bir tırnak mutlaka var. Şimdi siz tabii ki deneyeceksiniz. Hangisi hangi parmağıma uyuyor. Ben de şimdi kendime bunları böyle hazırlayacağım, önüme koyacağım. Sonra da yapıştırma adımına geçeceğiz. Yapıştırdıktan sonra da zaten bitmiş oluyor. Ben şimdi bunları kendime göre hazırlayayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Ben tırnaklarımı şimdi buraya böyle hazırladım. Benden size bir tavsiye, gerçekten tek tek deneyin. Çünkü bir eliniz bir elinize uymuyor. Bu tırnakların arkasında numaralar var. Bunlara da güvenmeyin. Yani sağ kolumun baş parmağında şu numaram var. O zaman sol elimde de öyle olur diye düşünmeyin. Çünkü öyle olmuyor maalesef. O yüzden tek tek deneyin mutlaka. Ben şimdi bunları yapıştırmaya başlayacağım. Yapıştırırken de dikkat etmeniz gereken bir şey var. Mutlaka, gerçekten mutlaka yapıştırıcının taşmaması gerekiyor. O yüzden çok az kullanmanızı tavsiye ederim. Ben nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Ben hem şu tırnağın üstüne, şu yapıştırma tırnağın üstüne biraz sıkıyorum ve dağıtıyorum. Hem kendi tırnağıma da biraz sürüyorum. Şöyle
gösterebilirsem göstereyim. Şöyle. Ve bunu dağıtıyorum. Aşağılara çok yaklaşmıyorum. Kenarlara çok yaklaşmıyorum. Şöyle bu şekilde sürüyorum. Birkaç saniye bekliyorum. Böyle bir 5-10 saniye bekliyorum. Sonra yapıştırıyorum. Şimdi bu tırnağı şöyle alıp şu en dibe kadar geçip buraya sıkıca bastırıp görüyor musunuz şu şekil? Ondan sonra aşağıya getirip bastırın. Böyle bu şekilde. Kusura bakmayın, ışık değişti çünkü hava karardı. Evet, ilkini takmış oldum. Şöyle bu şekil. Şimdi hepsini takayım tek tek, ondan sonra size bitmiş halini gösteririm. Çok güzel duruyor. Gerçekten. Nasıl göstereceğimi şaşırdım. Şöyle. Çok natürel durmuyor mu? Bir de incecik. Yandan da çok güzel duruyor. Evet, ben şimdi hepsini yapıyorum tek tek. This might be right. Either you feel it or you don't, might give it a try. Yeah. Our bodies collide. Baby, you're everything I want. Let's give it some time. Yeah. Somebody told me I should hit and run. But they don't know, they don't know, they don't know. Ben tırnaklarımı yaptım, bitirdim. Şöyle göstereyim. Gayet natürel duruyor, gayet güzel duruyor. Hiçbir şekilde abartılı durmuyor bence. Şöyle göstereyim. Çok inceler. Hiçbir şekilde kabarık durmuyor, öyle söyleyeyim. Böyle. Evet, ben bunları çok beğeniyorum. Gerçekten almaktan da vazgeçmeyeceğim. Zaten bu aldığım ikinci set olmuş oldu böylelikle. Dediğim gibi bunları 4 kere toplamda kullanabileceğim. Çıkartıp takıp. 2 haftada da şu an yapıştırdım. Dayanır bana. Tutar yani, düşmez. Bunlardan öncekiler de düşmemişti zaten. Ve başka ne diyecektim? Şöyle bir tane de şey almıştım. Kapağı ters. Şöyle. Ultra Diamond Top Coat. Şimdi diyelim ki ben bunları bir hafta kullandım. Çizildi, işte üstüne bir şeyler geldi, etti. Şu pırıltısı gitti diyelim. O zaman bunu sürüp canlandırabilirim tekrar. Böyle. Yani gerçekten ben çok memnunum. Umarım alırsanız siz de memnun kalırsınız. Bir de size şöyle sette neler var, bir de onu göstereyim son olarak. Ondan sonra da zaten kapatacağım artık. Bu videodan da bu kadar olmuş olacak. Şöyle burada yapışkanı var, şu çubuğu var ve tırnaklar burada. Şu aşağıdan da kullanmak zorunda kaldım. Öyle yani, çeşit çeşit numaraları var dediğim gibi. Yani eğer siz de böyle tırnağa sahip olmak istiyorsanız ve stüdyolar şu an zaten kapalı biliyorsunuz. Bence bunu denemenizi tavsiye ederim. Bendeki rengi şu an, şu kutuyu geri koyayım, öyle göstereyim size.
Bendeki renk şu an. Bendeki renki Moscow Mule. Böyle bir nude rengi. Dediğim gibi ben çok memnunum. Daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.